Merhaba değerli öğretmenlerim. Yaklaşan sınavda güncel soruların ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yepyeni bir video, yepyeni günceller, yepyeni bir konu. İsterseniz hemen başlayalım. İlk sorumuz, Karadeniz'in en büyük adası nerededir? Karadeniz'de birkaç tane ada vardır arkadaşlar. En büyük adası Giresun'dadır. Aslında Giresun'da kadar da çok büyük bir ada değil ama Karadeniz'in en büyük adasıdır. İkinci sorumuzla devam edelim. Aralık 2021'de açılan Pirin Kayalar Tüneli hangi iki ili birbirine bağlamaktadır? Geçen ay yeni açılan bu tünelimiz arkadaşlar Artvin ile Erzurum'u birbirine bağlamaktadır. Üçüncü sorumuz, Türkiye'de denizleri doldurularak inşa edilen ikinci havalimanı hangisidir? Cümlede biraz düşüklük mü olmuş? Deniz doldurularak inşa edilen ikinci havalimanı hangisidir? Arkadaşlar ilk havalimanımız bildiğiniz gibi Ordu Giresun'du. 3 sene önce yurt dışı öğretmenlik sınavında yine sorulmuştu bize bu. Bu yıl bunun da sorulma ihtimali var çünkü ikincisi olduğu için ve çok yaygın olmadığı için. Doğru cevabımız Artvin Rize Havalimanı'dır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve Türk lakabı ile de bilinen eski devlet başkanı Carlos Menem hangi ülke vatandaşıdır? Cevabımız Arjantin. Sorulabilir mi? Sorulabilir aslında. Neden olmasın? Bir sonraki sorumuzla devam edelim. İlk yerli güneş paneli fabrikamız hangi ilimizde açılmıştır? Arkadaşlar bizim yerli güneş paneli fabrikamız açıldı. O da başkentte açıldı. Fabrikamız Ankara'dadır. Bir diğer sorumuz. 28 Kasım 4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenlenen 3. Band Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdıran bilardocumuz kimdir? Cevabımız Semih Saygıner. Bildiğimiz gibi bilardo konusunda yüz akımız olan Semih Saygıner burada da dünya şampiyonu olmuştur. Bir diğer sorumuz, Ağrı Dağı'nın %65'i hangi il sınırlarındadır? İlk başta insanın aklına Ağrı geliyor ama bunun doğru cevabı Ağrı değil arkadaşlar, Iğdır'dır. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan kanal hangisidir? Cevabımız Panama Kanalı'dır. Sorulabilir. Geçtim diğer sorumuza. Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi olan ve şehit öğretmeni Aybüke Yalçın'ın adı verilen kütüphane hangi ildedir? Doğru cevabımız Batman. Batman'dadır arkadaşlar. Diğer sorumuz. Osmanlı'da ilk anayasa niteliğindeki mecelleyi hazırlayan kişi kimdir? Benim mülakat sorumdu. Şimdi doğru cevabımız Ahmet Cevdet Paşa'dır. Diğer sorumuz. 2022 AB dönem başkanları hangi ülkelerdir? Bildiğiniz gibi iki tane dönem başkanı oluyor. Ocak-Temmuz arası Fransa, Temmuz-Aralık arası da Çekya ya da Çek Cumhuriyeti eski adıyla. Peki 2021 AB dönem başkanı ülkeler hangileri idi? Bu da sorulabilir her ne kadar 2021'i tamamlamış olsak da. Ocak-Temmuz arasındaki Portekiz'di, Temmuz-Aralık arasındaki de Slovenya idi. Diğer sorumuz, 2021 Interpol toplantısı hangi ülkede yapıldı? Tahmin edin bakalım. Türkiye'de yapıldı arkadaşlar. Sonraki sorumuz, UNESCO tarafından 2021 Dünya Kitap Başkenti olarak gösterilen yer neresidir? Ya da neresi seçilmiştir? Tiflis, Gürcistan arkadaşlar. Bu büyük ihtimal gelir. Bir Türk Cumhuriyetleri Kültür Başkenti gelir. Bir de bu başkentlerden birisi, kitap başkentlerden birisi. İki senede biri geliyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporu'na göre 2021'in en mutlu ülkesi hangisidir? Doğru cevabımız Finlandiya. Türkiye'de de şehri seçilmişti bunun hatırlarsanız. Sinop'tu sanıyorum. Onu gruba yazmıştım. Soru olarak sayfaya yazmıştım ama şu an tam hatırlamıyorum. Ama büyük ihtimal Sinop olacaktı. Diğer sorumuz, vatandaşların devlet kurumlarına ait işlerini hallettiği E-Devlet uygulamasının yeni adı nedir? Önceden E-Devlet diyorduk. Şu anda adı değişti. Yeni adı Dijital Türkiye oldu arkadaşlar. Bu da beklediğim sorulardan birisi.
Ülkemizde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk doktor kimdir? Geçtiğimiz iki sınav döneminde çok bekledik bir soruyu. Bu yıl sorulabilir. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu arkadaşlar. Bir diğer sorumuz, koronavirüsü ilk teşhis eden Çinli doktor kimdir? Ve daha sonra kendisi koronavirüsten öldü zaten. Li Wenliang'dır arkadaşlar. Li Wenliang, unutmayalım. Geldik son sorumuza. Yok pardon, sondan bir önceki sorumuza. Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun yani bisiklet yarışları pistinin yapılacağı il hangisidir? Konya. Düz olduğu için midir nedir bilemiyorum. Konya seçilmiş bununla ilgili. Geldik son sorumuza. Vakıfbank kadın voleybol takımı Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde hangi takımı 3-2 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu oldu? Cevabımız İtalya temsilcisi Imoco Conegliano takımını yendi ve dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz takımımızı. Arkadaşlar sorularımız bugünlük bu kadardı. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güncel videomuzda görüşmek üzere. Sınava kadar birkaç tane daha çekmeyi düşünüyorum.